tarihe geçmesi için. Ben de hayır diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi oyunun rengini belli etmek üzere aleyhte söz isteyen Sayın Hamza Çebi kim konuşacak? Sayın Tanal mı? Evet. Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu yasa neyi tehdit altına alıyor, neye tehdit? Temel hak ve özgürlüklere bir tehdittir. Bu teklif neye aykırı? Anayasamızın 2. maddesindeki hukuk devletine aykırı. Anayasamızın 138. maddesine aykırı. Anayasamızın 140, 141, 159. maddesine aykırı. Anayasamızın 90. maddesinin atfıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nin 10. maddesinde herkesin hak ve yükümlülükleri belirlenirken, kendisine suç yüklenirken tam bir şekilde davasını bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açıkça görülmesini isteme hakkına aykırı. Bu teklif Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/1 hükmüne aykırı. Bu teklif Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesindeki herkes mahkemeler ve yargı yerleri önünde eşittir. Herkes hakkındaki bir suç isnadının veya hak ve yükümlülükleriyle ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında hukuken kurulmuş olan yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yerinde görülmesi ilkesine aykırıdır. Şimdi pozitif hukuk açısından bunu belirten sonra siyasal iktidar seçime gittiği dönem içerisinde vatandaşla şunu söylemiş olsaydı gerçekten saygıyla önünde eğilirdim ben. Ey Türk halkı, eğer siz bize oy verirseniz, biz iktidara gelir isek ve iktidara geldiğimizde bizler ve çocuklarımız suç işlerse biz yargılanmamak için biz kendi lehimize yasalar yapacağız. Böyle seçime gitmiş olsaydınız, halk size bu şekilde oy vermiş olsaydı gerçekten önünüzde saygıyla eğilmiş olurdum ben. Ama seçime gittiğiniz dönemde halka bunu söylemediniz. Dediniz ki biz üstünlerin hukukunu kaldıracağız dediniz. Sizler kendinize göre üstünlerin hukukunu yarattınız. Yani dışarıdaki Ayşe ablamız, Fatma ablamız, Ali abimiz, Mehmet babamıza uygulanan hukukla bakanlara, çocuklara ve birlikte ihale aldıkları müteahhitlere uygulanan hukuk farklı bir hukuktur. Onun için biz farklı hukuku reddediyoruz. Biz üstünlerin hukukunu reddediyoruz. Bu getirilen bu düzenlemeyle, evet, burada milletvekilisiniz şu anda, iktidardasınız, gücünüz var. Nedir? Zaten dünyada hep güçlüler kendine göre hukuk yaratmıştır. İşimiz, hizmet, gücümüz. Ve netice itibarıyla güçlülerin bir gün yıkılacağını da unutmamak lazım. Hukuk ekmek su gibi herkese günün birinde lazım olacaktır. Sizler burada milletvekili süreniz bittikten sonra düz vatandaş gibi sokakta, Allah hiçbirinizi mahkemeye düşürmesin. İnşallah başınıza herhangi bir sorun da gelmez. Ama o dönem diyeceksiniz ki ya arkadaş, ellerim kırılsaydı da bu parmakları kaldırmamış olsaydım. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Ve gerçekten burada takım tutar gibi gerek genel başkanların, gerek grup başkan vekillerin dediği şekilde onlara bakarak ellerinizi kaldırmayınız. Burada ne olur? Elinizi vicdanınıza koyunuz. Elinizi bugüne kadar toplum içerisinde ettiğiniz, verdiğiniz sözleri bir hatırlayınız. Hiçbir şey yapmıyorsanızsa her toplumda, her dinde, her devlette hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk lanetlenen bir eylemdir. Bunu söylenildiği zaman gerçekten içinizde çok değerli insanlar var. Üstünüze alınmayın arkadaşlar. Hırsız var denildiği zaman siz de 10 sefer hırsız var deyin ki hırsızlar bu toplumda utansın.
Yani siz bunu niye kendi üzerinize alıyorsunuz? Onun için bu gerçekten temiz, dürüst, yürekli insanlar için bir turnusol kağıdıdır bu yasa. Bu turnusol kağıdı kirli olanlarla temiz olanlar belli olmuş olacak. Onun için ben sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Tabii çalışmak bir ibadettir. Bunu kabul etmek lazım. Ama kimler için? Üstünler için çalışmamak lazım. Halk için çalışmak lazım. Toplum için çalışmak lazım. Ve teşekkür ediyorum. Teklifin tümünü oylar